kızım, yavaş. Sabrı domuzuna doyurmadan. Uf, bu ne be? Kalp çarpıntısından gideceğiz. Yavaş. Limonata bu. Sus, Allah cezanı versin. Yakalatacak mısın bizi muhbir? Salak, dur şurada sesin çıkmasın. Sus salak, Sabri Bey amca duyacak. Şşşşşşt. Bağırma kızım sen de. Hadi Gül, taşıyabilecek misin? Benim elimde görmesin. Taşıyacağım, ne yapayım? Hadi şu domuzun görüş mesafesinden çıkana kadar. Ah, uyuyor herhalde. Uyumaz o Gül. Su uyur, Sabri uyumaz. Hadi, hadi. Dur bakayım, dur. Ne o elinizdekiler? Anam. İyi günler. Hiç canım, ne olacak? Okula. Okula mı? Anam. Ne diyorsun Gül? Limonata yaptık çocuklara beslenme saatinde. Ha, beslenme. Hani her veli bir şey yapıyor ya. Ha. Buyurun, iyi günler. İyi günler. İyi günler. Efendim, iyi günler. Erkencisiniz maşallah. Nereye böyle? Ağaç dikmeye gidiyoruz Sabri Bey. Ağaç mı dediniz efendim? Nasıl yani? Bahçe falan mı satın aldınız? Yok canım, ne bahçesi? Hı. Bilgelerin Ajansı Erozyonla Mücadele Kampanyası'nı üstlendi Tema Vakfı'nın. Ha, hayırlı olsun efendim, ne güzel. Maaşlı mı çalışıyorsunuz? Hayır efendim, anlatamadım galiba. Gönüllü olarak. Ay bayılacağım. Tema Vakfı Sabri Bey. Tema adını hiç duymadınız mı? Bu bir kampanya. Erozyonla mücadele için ağaçlandırma kampanyası. Meşe ağacı dikmeye gidiyoruz Sabri Bey otobüslerle. Çok katılan var. Bu bir yurttaşlık görevi. Biliyorsunuz her yıl binlerce hektar toprak kayıp gidiyor. Ha, öyle mi efendim? Vah vah vah. Kolay gelsin. Nereye gitti bunlar? Cafer! Anne hadi, boşuna konuşuyoruz. Bizi dinlediği yok adamın, yürü. Hadi kızım hadi. Hakikaten ne odun kafalıymış. Bizim Raşit Bey'i aratmaz. Adem koş Adem. Of. Geldim abi. Ay öldüm. Bu ne be, aman dalaş işte adamı. Bırak bana Cafer abi. Of anam of. Yok Adem, biz de yapamayacağız bu limonatayı. Sabri domuzu az kalsın yakalıyordu. Atlatana kadar göbeğimiz çatladı valla. Ne yapsak abi? Bilmem. Ya şurada 3 kuruş para kazanacağız. Herkesin gözü üzerimizde. Gözleri çıksın. Hadi doldur Adem. Hadi bismillah. Cafer al şunu. Gül hadi sana zahmet. Şu sepeti bugün de sen dolduruver. İyi de Sultan Hanım oradaysa karışmam. Yoktur Gül. Yüzü gözü mosmor. Oturur mu o suratla kasaya? Oturur ahlaksız. Hadi anneciğim, kaldırımdan yavaş yavaş. Hadi görüşürüz. Hadi güle güle. Bu adam yine gizli gizli bir işler çeviriyor. Kim efendim? Kapıcımız olacak sahtekar. Nazan Hanım da almış kızını, sabahın köründe ağaç dikmeye gidiyor. Allah akıl fikir versin. Yapacak başka iş kalmamış herhalde. Dağ bayır meşe dikeceklermiş. Size ne efendim? Siz de ne diye tutuyorsunuz bu çiçekleri efendim? Solmuş hepsi, baksanıza kokuşmuş. Hiç de değil efendim, siz kokuşmuşsunuz. Canım gibi bakıyorum ben onlara. Cenab Bey'in hediyesi. Değil mi? Alın koynunuza da yatın bari. Tövbe estağfurullah. Alırım. Onlar benim için çok kıymetli. Canım. Ayla Hanım. Erkeklik gururumla oynayamazsınız böyle. Ne oluyorsunuz efendim? Ne oluyor ha, ne oluyor? O pis sakallı herifi karşımda öpün daha iyi. Vururum. Vallahi vururum ikinizi. Aa, ne yapıyorsunuz? Aa, çıldırdınız mı? Çıldırdım evet. Çıldırttınız Allah'ın belası. Ay çiçeklerim istiyorum. İstemiyorum. O yalı kazdığı sanatçı bozuntusu pis herifin çiçeğini elinde. Atmayın vallahi, yüzünüze bakmam. Bakmazsanız bakmayın. Atıyorum işte. Elleriniz kırılsın inşallah. Bir şey mi sinirlendin Sabri Bey amcacığım? Karışma sen. Al köpeğini de bul çabuk. Sapık. Halis yavrum. Topla şunları. Toplayayım Halet teyzeciğim, ağlama. Bırak! Kırarım bacağını oraya gelirsen. Karışma sen. Topla yavrum. Topluyorum Halet teyzeciğim, ağlama. Hadi kırsın bakalım, bu olmasa ölmezsen. Senin babanın da kırarım bacağını. Bırak dedim. Halis getir yavrum. Al Halet teyzeciğim, ağlama. Ne güzel ışkırıyorsun öyle. Sana şu işe karışma demedim mi ben? Defol çabuk! Anne! Baksana şuna! Baba! Ellerini ışkırıyorsun inşallah! Hop! Ne oluyor orada? Kafama çiçek atıyor. Baksana Cemil amca. Tüh! Utanmıyor musun bacak kadar çocuğu ezmeye? Kime tükürüyor o baykuş? Bela mı arıyorsun sen? Birlik ve beraberliğe milletçe her zamankinden daha çok ihtiyacımız olan şu günlerde yakışır mı sana? Her an Suriye'ye savaş açabiliriz. Ha. Baba! Baba baksana şuna! Ağlama yavrum! Cemil! Uyandın mı Sevim? Uyutmadın ki. Oh, her tarafım kırılıyor. Kime bağırıyordun yine? Sabri Bey'e. Çocuğun kafasına çiçekleri çarpıyor Sevim. Karısına sinirlenmiş. Sana ne? Sen mi düzelteceksin aralarını? Öyle değil Sevim. Savaş ortamındayız. İçerideki kavgaları unutmamız lazım böyle günlerde. Of, hiç iyi hissetmiyorum kendimi bugün. Bu kadar da iş var. Yat Sevim, dinlen. Ben yaparım hepsini. Önce çayı koyarım. Ortalığı toplar, bir temizlik yaparım. Benim adım Cemil. Savaş ortamındayız. Böyle zamanlarda dayanışma içinde olmamız lazım. Dikişimi de dikelim. Dur, saçmalama, ne yapıyorsun? Dikiyorum Sevim. Bak, tıkır tıkır. Sen ne sandın kocanı? Ah! Ne oldu buna? Tüh! Ne olacak? İğneyi kırdın. Kalk şuradan, kalk. Kalk! Aydın, kahvaltı mı hazırlıyorsun oğlum? Tabii efendim. Her şey hazır. Buyurun. Ben evde de yapardım bu işleri. Aferin. Yap işte böyle ara sıra erken kalkıp. Nazır'ın gözüne girersin. Yaparım efendim. Ne var bunda? Gittiler ha ana kız ağaç dikmeye. Gitmişler efendim. Vallahi ben duymadım. Ben de. Ne yanıyor? Ekmekler mi? Çekil şöyle be. Yanmaması lazım efendim. Bunun derecesi var oğlum. Baksana şuna. Ah, ona dikkat etmemişim. Elinden her iş gelirmiş. Yazık, kömür olmuş hepsi be. Hadi aç bari şu aspiratörü. Nazan görecektik şimdi bizi böyle. Ne oluyor baba, yangın mı çıktı? Yok oğlum yok. Enişten ekmek kızartmış. Tüh, senin elinden hiçbir iş gelmiyor be enişte. Çok konuşma bak. Ha. Aydın, çayın suyu kaynamış oğlum. Ah, kaynamış efendim, haşlamam lazım. Bırak tamam, ben haşlarım. Hayda, bu ne oğlum? Ayakta mı uyuyorsun? Çay koymamışsın buna. Aa, koymamış mıyım efendim? Bırak enişte, bırak, batırdın. Baba. He. Sağında yumurta yapalım mı sucukla ya? Oo, ne güzel oldu, çok iyi düşündüm bunu. Ha baba, annem de yok. Ne dersiniz efendim? Şöyle ikişer yumurta, bol sucuk, he? Karışanımız da yok, mis gibi. Hadi baba, senin de canın istiyor. He. Yapalım da oğlum. Annen anlar bulaşıktan sucuk yediğimizi. Bana yasak. Yıkarız efendim, ne olacak 2 dakikada? Bir şey olmaz. Sorarsa biz yedik deriz. O kadar. Hadi bakayım, kır yumurtaları çocuğum. Benimki az pişsin. Yok ya. Aşçı mıyız biz burada? Nereye gidiyorsun sen? Tuvalete gidiyorum baba. Dur önce ben. Aa, aklın neredeydi bu saate kadar baba? Oğlum dur, çok sıkıştım. Ya asılma baba. Bak baba, tuvalet küçüğün. Onu sana yanlış öğretmişler. Sıkışın, tuvalet büyüğün. Ya baba ya. Canım kardeşim, bak ben sana diyorum, kulağını aç. Tek oka bak benim. 30 ton aldım, bitti. Ya paran öğleden sonra hesabımda, bitti. Dinliyor musun? Ha, şimdi o 15 tonu Yavuz abiye, bize gönderiyorsun. 15'i de bende. Özel pazarlıyorum, tak tak, internetten. Canım kardeşim, sen şimdi paranı aldırma, bitti. Hadi öptüm. Babası, bak kim geliyor. Günaydın baba. Günaydın kızım. Ha şöyle, yüzünü görelim biraz. Hep böyle artık Sedat'cığım. Konuştuk, yeni kararlar aldık biz kızımla. Aferin. Ver bakalım bir yanak babana. Sen bizim dediğimizi yap. Bak baban neler alacak sana, değil mi babası? Tabii yavrum. Kurban olsun ona babası. Tak istesin New York'ta, Londra'da, istediği üniversitede. Ha. Hadi oturun bakalım. Hadi. Duydun mu kızım? Duydum anne. Ya bak baban senin için her imkanı seferber ediyor. Etmez miyim yavrum? Feda olsun. Girerim internetten cız. Ne yaptın işleri Sedat'cığım, konuştun mu? Konuştum hayatım, her şey yolunda, tak tak. Oh, geliyor mu bir şeyler? Ne bir şeyleri sevgilim? Böyle oluk gibi 15 ton kabak. Yavuz abi duymasın. Ah Sedat, ah sen hakikaten şu para işinde harikalar yaratıyorsun. Öyleyim sevgilim, tak tak. Kocam para piyasasının bir numarası. Ah kızım, ah sen de dinlesen biraz bizi. Sana erkek arkadaş mı yok? Kimleri bulur ana babası, ne kocalar. Ayaklarına kapanır tak tak. Hepsi Oxford, Harvard mezunu. Master yapmış, 3 diplomalı. İnternetten cız. Ne oluyor ablacığım? Bu ne böyle havas havas? Vatandaşın kafası şişti. Dinliyoruz kız. Kesmesene şunun sesini ha. Başlarım seni vatandaşından da ha. Ablacığım, huzurlu bir aile ortamındayız. Ölçülü olalım. Ay. Her tarafım tutuldu. Nereden gittim şu aerobiye? Kız Yavuz, şu sırtıma masaj yap biraz. Sevaptır ha. Gitmeseydin ablacığım. Silah soruyla mı gittin? Neyse, şöyle durun. Ay yavaş kız. O nasıl olmak öyle katil gibi? Rahat ablacığım, rahat dur. Masaj böyle olur. Ayol dur kız dur. Kıracak mısın kemiklerimi? Elleri kırsın inşallah. Beddua yok ablacığım. Şurada sevabına iş yapıyoruz. Beddua yok. Ay ölüyorum. Kız sen de ötmesene şöyle got got got. Vatandaşa yayın yapmayalım ablacığım. Duyan da bir şey olur sanacak. Ay oluyor kız daha ne olsun, elleri kırılasıca. Prens yok bir şey yavru. Sakin ol, sakin ol. Hı, tamam ablacığım, yaptın yapacağını. Vatandaş cinayet sandığıyla kapıya dayandı. Hı. Oh. Sen misin koçum? Toparla kendini. Buyurun, iyi günler. Sağ ol. Ha bana bak. Nasıl gidiyor koçum, vatandaş kazanıyor mu limonatadan parasını? Az buçuk bırakıyor bir şeyler, bereket versin de efendim. Şu Sabri Bey. Taş mı koyuyor? Koyuyor efendim. Sanki casusluk yapıyoruz. Görmesin diye göbeğimiz çatlıyor limonatayı kaçırana kadar valla. Devam et koçum. Sat limonatanı serbest. Saklama, hiçbir şey yapamaz. Vatandaşa carçurt yok. Bana söylesin, oyarım. Allah razı olsun Yavuz Bey. Babamızsın. Zaten şu apartmanda sen de olmasan. Gidiyor musun birader? Gidiyorum canım abicim. İyi sabahlar. Var mı bana bir diyeceğin? Tak, buyur emrindeyim. Tamam birader. Ne yaptın kabak işini? Aynen canım abicim. 15 ton 2 saate kadar emrinde. 15 ton. Helal olsun. Hem de o fiyattan. O fiyat tabii canım abicim. İnternetten tak tak. Hey maşallah. Ne yapar Sedat Bey? Tak tak bitti. Ay. Merhaba. Merhaba hanımefendi, saygılar. İyi günler, buyurun. İş konuşuyoruz ablacığım. Hariçten gazete okumayalım. Gir içeri. Hani senin belini tutuktu? Öyle mi? Geçmiş olsun. Kız itmesene şöyle katil gibi. Giriyoruz. Cafer kız. Buyurun. Dedikodu gazetelerinden al bana biraz. Canım sıkılıyor. Baş üstüne. Yürü. O Hüseyin Efendi'yi tut yakasından konuş Davut. Taciz ediyor o zavallı kadını. Konuşacağım da Ulviye. Daha ne bekliyorsun Davut? Her gün arabasıyla apartmanın önüne geliyor, utanmaz. Eskici. Devamlı gözü bizim pencerede. Bu yüz veriyor olmasın Ulviye. Ah kom. Hiç sanmam. Olur Ulviye. Dul kadın. Belki de anlaşmalı çıkıyor pencereye. Neler duyuyorum. İnsanın aklına her şey geliyor Ulviye. Bir ağzını yoklamalı. Nerede o? Mutfakta kahve yapıyor. Ne konuşuyorlar duyuyor musun Ayşe yenge? Ne? Hüseyin amcayı. Geberesici. Ayşe yenge bana anlatabilirsin. Benden hazır çıkmaz söz. Ne anlatacağım oğlum? Hüseyin amca seni seviyorsan. Tövbe sen ne diyorsun Halis? Ne var olamaz mı? Seviyorsan seviyorum de. Kalp bu. Korkma babama söylemem. He? Olabilir Davut. Sen yine de Hüseyin Efendi'yi çek bir köşeye konuş. He? Konuşacağım. Ben de bunun ağzını yoklarım. Pass auf, Sie kommen. Also jetzt bin ich augensicher. Es ist Liebe, wer weiß. Natürlich. Seni konuşuyorlar Ayşe yenge. Al. Ne ilgisi var Dubkov? Patlatır mesele. Evet baba. Anlamıyoruz sanki. Ayşe yengem olmasa siz bu saatte Almanca konuşmazsınız ki. Bana bak. Ah. Yavaş ol Davut. Kahveyi dökeceksin. Eline sağlık kızım. Afiyet olsun enişte. Ama çok ayıp yavrum. Ne demek istiyorsun? Gizli bir şey mi konuşuyoruz biz Ayşe yengenden? Gizli tabii. Beni uyutmadan önce de böyle gizli gizli Almanca konuşmuyor musunuz aranızda? Al, orası söz. Başladı mı yine sen sapık sapık konuşmalara? Patlatırım. Aa Davut, kahveyi dökeceksin. Sapıklık değil baba, aşk hayatı bu. Hüseyin amcayla konuşmadan önce sordunuz mu bakalım Ayşe yengeye? Belki o da seviyor. Tövbe yarabbi. Halis ne diyorsun oğlum sen? Olur kızım, söyle. Varsa öyle bir şey biz de ona göre konuşalım adamla. Tövbe, öleyim daha iyi. Ağlama Ayşe yenge. Bak ağlattınız kadını. Bunlar beni de evlendirmiyor, ağlama. Evlilik düşmanları, ağlama. Seviyorsan evlenirsin, ne var? Bu iyi oldu be Aydın. Eline sağlık. Afiyet olsun efendim. Biraz fazla kaçırdık ama. Şişersin tabii enişte. Sucukların hepsini sen götürdün. Yok gözüm doysun oğlum senin de. Kim toplayacak şimdi bunları? Ha, ben bir şey yapamam baba. Kusura bakmayın ben geç kalıyorum. Ha, yerken iyiydi. Olmaz oğlum. Böyle bırakamayız. Ne yapar annem bize akşam gelince? Bırakın efendim bırakın. Ben erken gelip toplarım hepsini onlar gelmeden önce. Hiç iz bırakmadan. O kadar işte baba telaş yapma. Söz ama Aydın. Söz efendim geleceğim. Ha, rezil olmayalım sonra. Hiç iz kalmayacak efendim siz merak etmeyin. Bunlar böyle arada sırada ağaç dikmeye falan gitseler de biz de sucuklu yumurta yesek. Allah kahretsin o tahta kafayı inşallah. Şu boynumun halini bir görseniz öldürüyordu beni vallahi. Sadist. Sadistmiş hakikaten. Burada bizim kapımızın önünde. Ne cesaret. Ne kuvvetliymiş. Babamla zor kurtardık elinden valla. Ah siz olmasanız ne yapardım ben? Kime sığınırdım? O nasıl söz nimet aşk olsun. Burası da senin bir evin. Kızım burada, damadım burada bak. Eksik olmayın. Cem, evladım gel kırma beni. Benim de şu dünyada kızımdan başka kimsem yok. Her şeyim sizin. Şevket Bey, siz de bir şey söyleyin şunlara Allah aşkına. Lütfen beni karıştırmayın Nimet Hanım. Çocuklar kendileri karar versinler. Ha. Ha. Göz mü kırptım ben şimdi? Yo, sana öyle geldi herhalde. Aklımı bozuyorum. Delirtti beni o manyak, delirtti. Aman asıl deli o. Öyle. Ben de bu son olaydan sonra iyice inandım. Allah'ın cezası tahta kafa. Şimdi de gitmiş benim doktoruma hakkımda rapor tutturuyormuş. Aa, yapabilir mi bir şey Şevket? Yok canım olur mu öyle şey? Her şeyi çocuklara devrediyorum deyince... Ne yapacağını şaşırdı işte. Vicdansız. İnsan utanır ayol. Kendisi kazanmış biriktirmiş de sanki. Sen karışma lafa Hacer. Hadi bakayım hadi. Hayır ama. İnsan isyan ediyor ablacığım. Neyse işte hadi. Hacer Hanım annem nerede? Odasında Şevket Bey. Nesi var? Hasta mı yoksa? Yok canım başı ağrıyor galiba biraz. Annemin kahvesi mi o? Evet ablacığım şimdi götürüyorum. Ver bana ben götürürüm. Bakayım ne yapıyor. Ben de geleyim mi ne? Yok canım. Ah, hepinizin huzurunu kaçırdım. Leyla Hanım da benim yüzümden mi odasından çıkmıyor yoksa? Yok canım ne münasebet. Göz mü kırptım yine ben? Hiç farkında değilim vallahi. Anneciğim kahvenizi getirdim. Niye zahmet ettin kızım? Sağ ol. Afiyet olsun. Niye aşağı gelmiyorsunuz, merak ettik. O deli kadına tahammül edemiyorum kızım, kusura bakmayın. Başımı dinliyorum böyle. Biz de tahammül edemiyoruz ama anne, ne yapacaksın? Gelinimizin hatırına. Öyle kızım, ne yapacaksın? Benim kusuruma bakmayın, yaşlılık. Ne kadar kalacak daha burada? Bilmiyoruz ki. Tahta kafana gitmiş, bunun tedavi gördüğü klinikten rapor almaya çalışıyormuş. Ne yapacak? Deli rapor anne, ne yapacak? Çocuklara bir şey devredememesi için mahkemeye verecekmiş kadını. Bak ahlaksıza. Sıkıldım. Şükrülere mi gitsem, ne yapsam birkaç gün? Özledim onları da. Cem evladım, şöyle üçümüz çelik bir bilek olalım. Vuralım darbeyi bu ahlaksıza. 5 kuruş yemesin geberesice. Sağlığımda her şeyimi devredeceğim. Cem, hadi gitmiyor muyuz oğlum? Gidelim baba, hadi. Görüşeceğiz efendim, üzmeyin bunlarla kendinizi. Aslan damadım benim, güle güle. Hoşçakalın Nimet Hanım. Kalkmayın Allah aşkınıza, rahatınıza bakın. Şevket Bey, o ahlaksız oraya gelirse lütfen söyleyin. Aramızda her şey bitti. Elinden ne geliyorsa yapsın, tamam mı? Tamam Nimet Hanım, söyleyeceğim. Su, bak baba gidiyor kızım. Tezme. Bir öpücük anne. Ver bakayım kızım babaya. Oh canım benim. Dedeye yok mu ha? Özgeciğim, hadi hoşça kal. Hadi canım, güle güle. Allah nazardan esirgesin. Tütütü maşallah. Ah yavru. Az kalsın çocuklarımın mutluluğuna gölge düşürüyordu tahta kafa. Şevket, gidiyor musun? Ne yapalım, işimiz var. Bıraktın bizi, gittin oraya. Konuştuk biraz. Ne yapıyor? Sıkılmış. Şükrülere gitmek istiyor birkaç günlüğüne. Ah canım, sıkılır o. Rahat edemez bir yerde. Ne yapayım Şevket? Bırakma gitmesin. Sen onu idare edersin. Şükrülerde de sıkılır zaten 2 günde. Hadi canım, güle güle. Yaşa be tertip, çay mı demledin? Tavşan kanı iç, afiyet olsun. Sağ ol. Alo. Usta gelmedi daha İsmail Bey. Biliyorum, notunuz önümde. Gelir gelmez haber vereceğim. Rica ederim. İyi günler. Allah Allah. Nerede kaldı bunlar tertip? Bilmem. Heh, tertibim geldi. Geldim. Hoş geldin tertip. Hoş bulduk. Ne bu sıra? Sizdeki babalar ne? Ne yapıyorsunuz burada? Ha, ne yapacağız? Görmüyor musun? Çay içiyoruz. İçmeyeceksiniz. İstemiyorum. Kalk sen de oradan. Adi. Senin yerin burası. Benimle güzel konuş tertip. Konuşmuyorum. Ne olacak? Adi. Ne yaptı şimdi sana çocuk tertip? Aa, sen de ayıp ediyorsun ama. Daha ne yapacak? Biraz geç kaldık diye hemen oturmuş buraya Adi. Ne olmuş oturmuşsa? Oturamaz mı? İyi be artık. Oturamaz. Ne öyle senin ağzının içine girmiş? Çay falan içmek garmör gibi. Güzel konuş tertip, döverim ha. Hadi döv bakalım. Kolaydı Adi. Dökme sen dişlerine. Gel. Sen çok oldun ama artık ha. Babana söylemezsem. Nerede baban? Evde. Hüseyin amcayı bekliyor. Bakalım nasıl oluyormuş Ayşe yengeme asılmak. Bana bak, gidiyorsun ama zabıt mabıt tutmasın bu domuz. Hadi tutsun bakalım. Ne yapar onu katil? Konuştum Gül. Vatandaşa cartçuz yok aslanım dedi. Sat limonatanı, serbest. Eğer bir itirazı varsa gelsin bana söylesin. Şerefsizim, oyarım onu dedi. Daha ne diyecek adam? Sen bilirsin valla. Benden söylemesi. Sonra ortada kalma da. Burada bakır demir eskiler alırım eskici. Geldi yine yengeç. Ne yüzsüz şeymiş be, pes valla. O kadar da söylediler. Merhaba. Nasıl gidiyor limonata satışları? Bereket versin. Oh. Sana dolaşma buralarda demediler mi Hüseyin? Masum mu yapıyorsun? Vuracak vallahi Davut Usta seni. Ne yaptığımız var aslanım? Tövbe! Kimin tavuğuna kış dedik? Şurada ekmek parası peşinde koşturuyoruz. Ekmek parası. Söylemeyeyim diyorum ama taciz ediyor musun kadını? Kim? Ben! Hey! Tövbe! Allah kuru iftiradan saklasın. Hurda, demir, bakır, eskici geldi. İyi, biz o kadar söylüyoruz işte Hüseyin. Sen daha yengeç gibi pencerenin altında dolaşmaya devam et. Zorla kaçırıyorsun ha. Geldim Hüseyin Efendi. Geldi Davut. Orada pis pis bakıp sırıtıyor yine. Hadi bana da baksın da sırıtsın. Ah, sakın küfretmeye kalkma Davut. Bak rica ediyorum. Zaten bugünlerde tansiyonun çok yüksek ha? Şöyle durur diye ben ne yapacağımı biliyorum. Allah aşkına enişte, benim yüzümden. Çekil kızım şöyle. Enişte. Orada canım. Çıkamıyor pencereye, korkusundan kurban oldu. Hurdacı. Tüh, boyu devrilesice yüzsüz. Görecek şimdi gününü yengeç. Çık şu pencereye be. Bu kadar da naz olmaz ki. Eskiler alıyorum. Eskici. Sen ne yapıyorsun orada Hüseyin Efendi? Allah, usta evdeymiş. Burada. Sana söyledik değil mi? Sana bir şey sordum. Ne yapalım ustam? Alışveriş. Eskiler alırım. Alışveriş ha? Ahlaksız. Ben de inandım. Buraya gel, kaçma. Burada. Eskiler. Buraya gel dedim Hüseyin Efendi. Usta seni çağırıyor Hüseyin. Duymuyor musun? Hı, duyar mı o yengeç? Nasıl kaçıyor bak? Bir daha seni buralarda görürsem bacaklarını kırarım. Irz düşmanı. Kadına musallat oldu Allah'ın cezası. Bacağından asmak lazım böylelerini valla. Bu ne artık canım? Aleni dikmiş gözünü Alaman bozuntularının penceresine. Aman aman, o kadın da pek sağlam pabuç değil. Günah boynuna ama bana da biraz öyle gibi geliyor efendim. Öyle efendim öyle. O ne yere bakan, yürek yakan o. Durup dururken olmaz tabii efendim. Kadın cesaret veriyor demek. Herkes ne maceralar yaşıyor. Efendim ne dediniz? Biz de burada. Valla nerede benim çıkınıp? Gene nereye sakladınız? Gözü kör olasıca. Ne saklaması anneciğim? Çaldınız mı yoksa? Sözlerinize dikkat edin efendim biraz. Aa, ne yapacağız sizin o kirli çıkınınızı çalıp da? Müfettişi verdiniz ya anneciğim. Ne müfettişi? Polis müfettişi. Sakallı. Unuttunuz mu? Kendi elinizle teslim ettiniz. İyice Alzheimer'leşti bu da. Alzheimer efendim hastalığı anneciğimin. Alzheimer değil onun adı. Neyse işte efendim, bunama. Nerede o müfettiş? Bulun çabuk. Getirsin benim çıkınımı. Bulalım efendim. İnşallah onlar da kaldırıp çöpe atmamışlardır. Getirsin. Rahmetliden kalan 3 tane hanın tapusu var içinde. Efendim? 3 tane han tapusu mu dedi? Allah Allah. Durup durup bir şey çıkarıyor kadın. Ne tapusu efendim? Hayal mi görüyorsunuz? Siz de Alzheimer oldunuz herhalde. Kahve yaptım Cenab abi. Sağ ol İbikçi, koy oraya. Yine mi o kadın? Sabaha karşı geldik. Sen uyuyordun. Her şeyi duydum İbrikçi. Uyuyormuş gibi yaptım, kalkmadım. İnsan biraz saygılı olur ya. Saygısızlık olacak bir şey yapmadık abi. Sen arkadaşına gelince ben böyle şeyler söylüyor muyum? Çalışacağım İbrikçi. Bana sakin bir ortam lazım. Çekemem. Bütün gün burada mı kalacak arkadaşın? Kahvesini içip gidecek Cenab abi. Sen rahatına bak. Tamam. Bu ne İbrikçi? Arkadaşın mı yoksa? Bohçacılarla mı geziyorsun artık? Aman abi ne yapıyorsun? Ev sahiplerimizin çıkını o. Geçen akşam koca karı sana verdi ya saklaman için. Ha bu o. İçinde milyarlar olan. Ben ne yaptım? Bu bana emanet öyle değil mi? Of, daha çıkacak mıyız? Birkaç basamak daha kaldı efendim. Bozmuşlar yine asansörü. Bulun bana şu müfettişi. Gelsin, nerede bu? Büyük hanım da maşallah görücüye çıkar gibi giyindi. Sizin de aklınız çıkının içindeki tapularda efendim. Anlamıyoruz sanki. Gelmenize hiç gerek yoktu. Biz çıkar alırdık annemle. Hayır efendim. Yanınızda kocanız olmadan ziyarete gelemezsiniz öyle bekar evine. Allah Allah. Yiyecekler mi bizi? Yerler efendim. Dünya hali hiç belli olmaz. Belki de don paça uyuyorlar. Cehennem zebanisi gibi iki kıllı herif. Halt etmişsiniz siz onu. İkisi de aslan gibi maşallah. Ayla Hanım, içeride de tartışmayalım, fena olur. Efendim, siz de sakın içeridekilere tapudan falan söz etmeyin, olur mu? Aman efendim, bu ne güzel sürpriz. Kimleri görüyorum? Şeref verdiniz. Buyurun. İyi günler efendim. İnşallah biçimsiz bir saatte gelmedik. Olur mu öyle şey canımın içi? Vallahi darılırım. Burası sizin eviniz. Nasılsınız Ayla Hanım? Çoktandır görüşemiyoruz. Ya özledik. Efendim, büyük hanım çıkınım diye tutturdu da. Hoş geldiniz hanımefendi, öpeyim. Hoş bulduk. Sen de mi benim çıkınım evladım? Ben de efendim. Buyurun, buyurun gelin, rica ederim. Gördünüz mü? Baş köşede duruyor güzelce. Ya gördünüz mü anneciğim, merak ediyordunuz. Bana verdiğiniz gibi hanımefendi, buyurun. Sağ olun evladım. Oturmaz mısınız efendim, biraz bir şeyler içeriz. Oturmasak iyi olur efendim. Başka bir zaman inşallah. Aa, vallahi darılırım Sabriciğim, anneciğim. O kadar merdiven çıktı, yoruldu. Otur anneciğim. Bakayım şuna. Şimdi bakmayın efendim, evde açarsınız. Karışma sen, bakacağım. Baksın efendim, ne olur ha. Cenab-ı Bey yabancı mı? Aman efendim, rica ederim ha. Bakayım bir, nerede rahmetliden kalan tapular? Tapu mu dedi? Aman efendim, ne tapusu? Alzheimer'li malum. Ha, çok şükür, üçü de burada. İçinde miymiş anneciğim? Gözünüz aydın. Aman yarabbi, içinde mi dedi? Sıtkı Bey yok mu? Ha, burada, burada. Sabricim, canımın içi burada. Sıtkı. Akşama görüyorsun değil mi? Oh, hoş geldiniz efendim. Misafiriniz mi vardı? Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Tövbe yarabbi, tövbe estağfurullah. Biz misafir değiliz efendim. Ev sahibiyiz. Ev sahibi. Öyle mi? Ben gidiyorum. Güle güle. Öpeyim. Ah. Ciao. Ciao. Ayla, kim geldi kızım? Kadın. Kadın getirmişler eve anneciğim. Rezalet. Teessüf ederim size. Fuhuş yuvası değil burası Cenab-ı Bey. Vallahi ben de hiç yakıştıramadım. Aleni artık bes, bizim gözümüzün önünde. Büyük hanım, kalkalım. Aa, katiyen öyle bir şey yok efendim. Vallahi üzülürüm. Yanlış anladınız. Bakın, arkadaş o sadece. Arkadaş. Konuşmayın Cenab-ı Bey. Çıkın derhal evimizden. Gördün mü bak, yine kovulduk. Yamal şalvarunun ipleri ben olaydım. Yamal şalvarunun ipleri ben olaydım. Sen bu bakkalığı bırak alsın. Ben de bu ses olsa yaparım bir klip. Yok be Yusuf abi. Yap vallahi be abi. Ne para var o işlerde biliyor musun? Özel uçak bile alırsın şerefsiz. Yaparız oğlum, dur bakalım. Evlenelim de bir hayırlısıyla. Şöyle patlat bir delikanlının kanunu da iftihar edelim seninle. Kolay gelsin. Geldi yengeç. Hayrola Hüseyin abi, demuhal nefes nefesesin. Kimden kaçıyorsun yine? Kimseden kaçtığım yok aslanım. Davut Usta'ya kafam bozuldu. Tövbe, tacizci muamelesi yapıyor adama. Yanlarındaki Ayşe'ye niye bakıyormuşum? Bekar adamız, bakacağız tabii. O da bize bakıyor. Eniştem yok mu? Alışverişe çıktılar Sultan Hanım'la. Ha? Araları düzeldi demek. İyi iyi. Sinirimden midem yandı vallahi. Şşt, şöyle ekmek arası kaşar salam falan koy da bastırsın Yusuf Efendi. Olur Hüseyin Bey. Eniştenizin hesabından mı? Tabii canım, lafım olur. Kes. Barıştılar demek ha? İyi, buna sevindim. Nasıl sultanım, beğendin mi bileziklerini? Çok beğendim, kesene bereket. Güle güle tak. Yine alırım. Geçelim sultanım. Bir de ev al bana Halil Bey. Şöyle saunalı, jacuzzi'li. Alacağım sultanım, lüks inşaat. Hadi hadi, sen hep böyle dersin. Yine çocuklarını alırsın alacağını. Şeytan görsün suratlarını. Neyim var neyim yok, hepsi senin sultanım. Ay, şuradan doğru eve gidelim Halil Bey. İstemiyorum şu halimle kimseye görünmek. Halinde ne var sultanım, kurban olsunlar. Markete bir bakalım, gideriz hadi. Şimdi para inşaatçılıkta aslanım. Şarkıcılık, klip mülip boş şeyler onlar. Müteahhit olacaksın bu zamanda. Bak şimdiki trilyonerlere, Hepsi müteahhitlikten gelme. Sermayesi yok, bir şey yok. Kapat hazine arazisini, yapsan. Oh be, ne tatlı hayat. Biz de burada. Tatlıya kafanı çalıştıracaksın aslanım. Tam zamanı. Çevir araziyi. Önümüzde seçim var. Kimsenin kimseye dur dediği yok. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abim de buradaymış. Buradayım. Oh maşallah. Sizi böyle gördüm ya kol kola. Çok şükür. Öpeceğim. Öpme öyle yalar gibi Hüseyin. Özledim enişte. Dayanamam. Eniştelerin kralı. İmparator. Özlemiş ayol. Ya var, bal var. Ne dedin? Yok bir şey. Yayılma öyle kasanın başında iblis. Bereketi kaçar dükkanı. Toparlan, kırarım boynuzunu. Buyur sultanım. Otur. Biz şöyle bir uğradık. Kız. İnmiş yüzünün şişleri ne güzel. Aç şunu be. Ay yapma abi. Görmüyor musun burnumun halini? Alışverişe mi gittiniz eniştemle? Neler aldınız? Bir şey değil canım. 1-2 bilezik. Bakayım. Daha ne olacak kız? Sana bir iş teklifim var enişte. Ne işi Hüseyin? İnşaatçılık enişte. Toprak bedava. Sermayesiz iş. Yap sat. Bedava toprağı nereden buldun Hüseyin? Vatan toprağı enişte. Hepsi hazine arazisi. Biz de bu vatanın evladı değil mi? Ne konuşacağım ben şimdi bu tahta kafayla Şükrü? Keşke yok, gelme deseydin. Gelme diyemedim abi. Adam zaten öyle bir konuşuyor ki dövecek gibi. Ya. Gelsin de bakalım kim kimi dövüyormuş. Tahta başı paralansın inşallah, babam affedersin. Kavga çıkarma sakın abi. Evde huzur kalmadı be oğlum bunların yüzünden. Vallahi bende de böyle tik başladı. Nimet Hanım gibi göz kırpıyorum sağa sola. Anneme de geldiler. Vah babam vah. Ne var Abbas Efendi? Bir şey mi söyleyeceksin? Özür dilerim babam. Çok özür dilerim, affedersin. İzniniz olursa bırakın o cıvı, affedersin. Sıkıvereyim gırtlağını. Sakın ha Abbas Efendi. Biz hallederiz. Hadi sen işine bak. Baş üstüne babam. Kurbanım sana. Gel. Efendim Raşit Bey geldi. Merhaba. Merhaba, buyurun. Fazla kalmayacağım. Size bazı şeyler gösterip gideceğim. O kadın da ona göre atsın adımlarını bundan sonra. Abbas çık çabuk çık. Görmüyor musun? Özel bir şey konuşacaklar. Hadi çık. Özel evet. Hadi Ergun'cum sen de. Tabii efendim hemen. Bir şeye ihtiyacınız olsa biz buradayız. Buyurun Raşit Bey. Buyurun. Gösterin bakalım ne göstereceksiniz. Getirdim. Hepsi burada. Hadi bakalım. Ne yapacak bundan sonra o ruh hastası çatlak? Size kadın az kalsın boğup öldürüyormuşsunuz ama Raşit Bey. Yalan. İftira vallahi. O benim üstüme atladı önce. Benimki nefsi müdafaa. Ayıp. Erkekliğe sığmaz. Hiç yakıştıramadım size bunu. Tamam başladılar. Ne oluyor Ergun Bey? Yiyorlar birbirini kızım, ne olacak? Ayrılma bir yere kadar ya. Buradayım Ergun Bey. Her an içeri dalabiliriz, tamam mı? Tamam. Eyvah. Aslında adam haklı. Kadının bütün servetin üstüne konacak Veliaht Hazretleri. Var mı öyle ya ama? Yedirim bu da. 35 yıl noter kâtiplik yapmış adam. Başladınız yine yazmaya Ergun Bey. Saf olmayın kızım. Biz böyle ne miras davaları ne dolaplar gördük aile arasında. Konuşma öyle cıvık cıvık müdürüm, affedersin. Patronum onun parasına mı kaldı? Git başımdan Abbas. Konuşma aptalaptan. Tövbe. Ağzını bozma, affedersin. Ağzını bozma. Abi, Bülent tut şunu. Sırası mı Abbas abi? Zaten ortam gergin. Buyurun. Bunlarla bir yere varamazsınız Raşit Bey. Boşuna uğraşmayın. Öyle mi? Göreceksiniz. Bu iş mahkemede biter. Hacir altına aldıracağım onu. Nerede biterse bitsin. Beni ilgilendirmiyor bu. İlgilendirmiyor ha? Kim inanır buna? O akıl hastasını da kapattınız eve. Bağırmadan konuşun Raşit Bey. Olmuyor böyle. Dur bir dakika. Bana bak. Sen ne demek istiyorsun? Terbiyesiz. Abi. Ne demek istediğimi anlaşılmıyor mu? Bana bak. Vallahi kırarım abi senin tarafına. Başıma bela olsun benim be. Hadi kır bakalım sıkıysa. Ne dedin? Abi vallahi şimdi ben kıracağım senin bir tarafına ha. Üstüme yürüyorsunuz öyle mi? Menfaat çetesi. Para tatlı geldi tabii. Bana bak ruh hastası. Dur ben abi. Namusuma laf söyletmem. Kırarım senin bir tarafını. Dur şimdi ben paralayacağım seni vallahi. Eyvah içeride kan gövdeyi götürüyor Kanarya. Fırla. Geldim Ergun Bey. Bırak babam, bana bırak, bana bırak. Bana bırak. Gel buraya. Kalkaya gel başlayalım. Gel, kalk. Tansiyonunuzda bir şey yok Muvaffak Bey. 14.8. Boşuna telaşlanmışım desenize. Bir şeye sinirlendiniz herhalde, geçici. Geçmiş olsun. Sağ ol evladım. Affınıza sığınarak söylüyorum hanımefendi. Bu ülkede sinirlenmemek için manda yüreğine sahip olmak lazım. Öyle. Evde yalnızım hanımefendi malum. Eşimi kaybedeli 3 yıl oldu. Oğlum gelinin bütün gün okuldalar. Biraz kitap okuyorum, gazete falan. Akşama kadar tek sığınağım televizyon. Ha, işte suçlu bulundu. Ondan yükselmiştir tansiyonunuz. Vallahi öyle. O haberlerin durumu nedir hanımefendi? Ben hiç bakamıyorum Muvaffak Bey. Devamlı şiddet, kan. Herkes çığlık çığlığa. Özür dilerim hanımefendi. Herkes birbirine bağırarak konuşuyor. Sinkaflı. Yazıklar olsun. Böyle buyurun Muvaffak Bey. Teşekkür ederim hanımefendi. Milli eğitime tam 30 yıl hizmet ettim. Öğrencilerim arasında bugün bakanlar var, valiler var. Ne güzel. Eğitememişiz demek ki doğru dürüst hanımefendi. Adam edememişiz kimseyi. Aa, yok canım, kendinizde bulmayın kabahati. Ne ilgisi var? Vallahi öyle hanımefendi. İnanır mısınız? En başta ben kendi oğlumu eğitememişim. Nankör meslek. Aldığınız parayla geçinebilmeniz imkansız. Öğretmen ne yapsın? Ya özel ders verecek ya da limon satacak. Sağlık personelinin de durumu içler acısı Muvaffak Bey. Devlet memuruna sahip çıkmıyor maalesef hanımefendi. İnanır mısınız? Bizimkiler de sırf bu yüzden çocuk yapmadılar. Hoş. O konuda bizim oğlanın da biraz beceriksizliği var ama... Bu ne Nazif? Biraz et, biraz sebze aldık, para bitti. Sende hiç kaldı mı? Var biraz. Yandık. Ne yapacağız şimdi ayın 15'ine kadar? Varsa babamdan isteriz biraz. Onda da yoksa? Bankadan çekeriz o zaman Aysel. Hesaptan. Aa, hani dokunmayacaktık vadeliye? Ne yapalım Aysel? Borç mu alacağız ondan bundan? Hiç olmazsa kendi paramız. Tamam Nazif, tamam. Bizim ev mev alacağımız yok. Anlaşıldı. Bu gidişle hayal. Bağırma öyle Aysel. Aa, komşular duyacak. Öğretmenler geldi Sevim. Alışveriş yapmışlar. Neler aldınız? Torbaları doldurmuşsunuz maşallah. Buyurun Aysel Hanım. Sebze meyve falan Cebil Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Biz de Sevim'le dikiş diktik bugün. Oh ne güzel. Hayat müşterek. Müşterek. Siz çok yardım edersiniz de karınıza Nazif Bey. Muvaffak Bey ne yapıyor? İyi ne yapsın? Verdi mi dava dosyasını temize? Verdi. Nazif yürü, kollarım koptu. Ay sabahtan akşama kadar ayaktayım zaten. Ayıp Aysel. Adam bir şey soruyor, bir dakika. Duramam. Of, bitmiyor bu adamın da soruları. Savaş çıkacak mı Nazif Bey? Ne diyorsunuz? İnşallah çıkmaz Cemil Bey. Görüşmelerle çözümlerler. Biz o Suriye'nin bir ucundan girip bir ucundan çıkarız. Sabrımız kalmadı be. Adam yine içmiş biraları konuşuyor. Babacığım limonata boz. Tövbe. Hesabımı şaşırttın yine bak. Bu üçüncü. Vallahi iyi para veren var. Satarım gidersin ha. Ayağını denk al. Buyurun, iyi akşamlar. İyi akşamlar, asansör çalışıyor mu Cafer? Çalışıyor hocam, yapıldı. Buyurun. Aman iyi neyse. Buyurun, iyi akşamlar. Şunları çocuklara ver Cafer. Sağ olun efendim. Vermeyin efendim bir şey buna. Alıştırmıyor böyle şeylere. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Güzele benziyor. Kaça kilosu? Kaçaydı Aysel? Bilmem, 500'dü galiba. Pahalı. Ben de sizi bekliyordum, iyi oldu. Ne vardı? Aidatınızı ödemediniz efendim. Makbuzu 10 gün önce göndermiştim. Herhalde unuttunuz. Ay evet, ben unuttum. Ne kadardı? 18 milyon efendim. Var mı sende o kadar? Olması lazım. Dur. Efendim şu 10. Evet. Şöyle 15. 16. Şöyle de 18. Bitti. Yarın da okula yürüyerek gideriz Nazif. Aman efendim. O durumdaysanız kalsın, yarın alırız. Alın efendim, alın. Babam da vardır. Hah efendim. Babam dediniz de karşıda muayenehanede. Rahatsız biraz galiba. Ah. Rahatsız mı? Ne oldu acaba? Eyvah. Eyvah. Babam. Ay. Anam. Hay Allah. Ben de birdenbire söyledim. Adamın yüreğine indi. Topla şunları, topla, bakma yüzüme. Baba burada mısın baba? Gel Nazif, gel, oturuyoruz Türkan Hanım'la. Ne oldu babacığım? Yok bir şey, yok, telaşlanmayın. Oh çok şükür, telaşlandık vallahi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Efendim size çok teşekkür ederim. Aa babacığım. Ulan Nazif, hadi yine seni masraftan kurtardım. Ne yapardın şimdi nalları dikseydim? Bakmıştın. Eyvah, geldiler. Aa, kimse gelmemiş. Gelmezler. Biz yokuz ya. Oo, yenilmiş, içilmiş, bırakılmış her şey öylece. Biz toplayacağız anne, bizim görevimiz. Ayıp vallahi, sucuk da yemişler. Bak bir gün evden gittik. Anne, bu müzik seti açık, sen mi açtın? Yo, unutmuşlardır. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız Zeynep, panik yaratma. Dedim sana, daha gelmezler. Tamam, geldiler. Anne, bana bir şey mi söyledin? Yok kızım, ne söyleyeceğim? Biz buradayız. Ne var yani? Fena bir şey mi yaptık? Oturduk biraz baş başa. Ne olacak bu gençliğin hali? Soruyorum.